Soğuk bir kış gününde içimizi ısıtacak bir başarı hikayesiyle hepinize merhaba sevgili izleyicilerimiz. Bu haftaki konuğumuz inşaat sektörünün önemli isimlerinden, aynı zamanda bir siyasetçi, Güzel Grup Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güzel konuğumuz. Hoş geldiniz Süleyman Teşekkür Bey. Teşekkür ediyoruz Nihal Hanım, sağ olun. Biz de size başarılar diliyoruz. Bu soğuk havada diliyoruz. Kırmadınız, geldiniz. Sizler de çok güzel programlar yapıyorsunuz. Teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. Süleyman Bey, Erzincan, Tercan'da başlayan bir hikaye sizinkisi. Şu anda İstanbul'da inşaat sektöründe faaliyet gösteren Güzel Grup'un yönetim kurulu başkanısınız. Nasıl başladı hikayeniz? Biraz sizi tanıyabilir miyiz? Evet. Ben Erzincan'ın Tercan, Beykonak köyünde doğmuş. 1962 yılında doğmuş. 1976 yılında da İstanbul'a göç etmiş bir ailenin çocuğum ve dolayısıyla aile 14 olarak yaşında İstanbul'a geldik. Aile olarak buraya geldik ve orada ilkokulu, ortaokulu Tercan Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu'nda okuduk. Daha sonra buraya geldik. İstanbul'a geldikten sonra da işte aile şirketimizin olması nedeniyle ailemizle birlikte işlerimize devam ettik. Tabii bizim Erzincan 1976 ve 1978 yıllarında çok daha bugünkü durumlarda değildi. Çok daha zor şartlar altında insanlar orada yaşamlarını devam ediyorlardı. Örneğin bir köyle kazanın arasında yol yoktu. İnsanlar işte o günkü hayvanlarla, kağan arabasıyla, işte atla, diğerler araçları kullanarak ancak ulaşımını sağlayabiliyorlardı. Kış olduğu zaman köyle kazanın arasında irtibat tamamen kesiliyordu. Yaya 3 saat gidebiliyorsunuz kazaya gidip. Orada ihtiyacınızı evinize alabilmeniz için işte o bir atla veyahut da başka bir şeyle sırtla elle taşıyarak, insan yüküyle taşıyarak o 3 saatte o yiyeceği getirmek gerçekten çok güç, çok zor şartlar ama şimdi öyle değil. Şimdi yol var, su var, elektrik var. Çok daha evet, rahat imkanlarla yaşanan bir durum. Tabii orada yaşamanın da büyük bir zorlukları var. Ben o yol olmaması nedeniyle o zaman köyümüzde tarımla ilgili herkes tarım yapardı, üretim yapardı. Kışlık yiyeceğini kendileri temin ederlerdi. Örneğin benim işte rahmetli babam. Allah rahmet eylesin. Teşekkür ederim. Bostan, işte bahçe yapardı. Ve yaptığı zaman da kendisine evine yeteceğin haricinde komşulara da ihtiyaçlar olursa bunu da onlara veririz diye. İşte o gün işte lahana olsun, patates, domates, işte salata yetiştirebileceği ne varsa yetiştirirdi ve fazla gelen de köylülere verirdi. Bu nedenle o zaman ben iyi hatırlıyorum. Bir anımı anlatayım onunla lütfen ilgili size. Şimdi bahçesinde işte salatası falan olmayanlar, komşular, çocukları gidip o gün o bostanda, bahçede şey alıyorlar. Salata çalıyorlar veya hatta lahana çalıyorlar veya ona bir şey alıp götürüyorlar kimse görmeden bostanında. Bizim de bir gün işte annem, birileri işte sizin bahçenizde birileri geziyor. İşte bir şeyler götürüyor. Çünkü onlar hızlı hızlı bahçede alınca domates veya salatayı toplayınca, hızlanınca birkaç tanesine zarar veriyor. Babam da bunu hiç istemiyordu. Yani isteseler veririm ama buraya kopardıkları zaman bir tane koparıyorsa beşine de zarar veriyor. O nedenle bostana girip çalmasının doğru olmadığını falan söylüyordu. Birileri geziyor bahçede deyince biz de babam siz aşağıda gelin ben de burada gidelim diye bir adamı yakalayacağız şeyde. Sonra adamı biz bostanda yakaladık. Bayağı da bir şeyler toplamıştı. Ben de dedim herhalde şimdi bunu onun elinde alacağız. Babam kendisine gayet sakin, gayet düzgün bir şekilde gel hele otur bakalım neler topladın, ne aldın filan. İşte o topladıklarına ilaveten de benden de bir şeyler toplamamı söyledi. Ben de topladım. Bayağı da oldu. Dedim herhalde elinde de aldık. Benim topladıklarımı da aldık. Eve götüreceğiz. Allah rahmet eylesin işte o da dursun. Gade derdik dursun diye bir köyümüzün çobanlığını yapıyordu.
Bunlar hep senin al götür deyince adam da şaşırdı. Adama verdi. Daha fazlasını toplayarak verdi. Adam götürdü. Dedim ki ben yani biz geldik adamı yakaladık. Elindekilerini alacağız. Baba sen de topladın. Bunları da adama verdin. Daha da fazlasını vermiş oldun. Söylediği şey şu. İnsanları karşınıza almayacaksınız. Yanınıza alacaksınız. Biz bunu elinde alırsak yarın bizim olmadığımız bir saatte gelir. Çok daha fazlasını zarar vererek götürür. Ama ister biz verirsek, bu dana inanırsa ve biz de istediğimiz zaman alabileceğini düşündüğü için bizde de var. Bak bize çok daha fazlasını ekmişiz, biçmişiz, yetiştirmişiz. Verirsek buna zarar vermez. Arada belirli bir süre geçti. Ben tabii kızgınım ona niye verdim falan diye. Sonra bir gün, günlerden bir gün baktım yine birileri bahçeye girmek istiyor. Ama dursun gade diyoruz. Dursun amca bırakmıyor. Sakın kendiniz girmeyin. İşte binalığa da isterseniz o veriyor size. Siz isteyin o veriyor. Sakın girmeyin. Zarar veriyorsunuz filan diye. Demek ki bizler insanları karşımıza alarak değil, insanları yanımıza almalıyız. Eğer komşunuzun bir ihtiyacı varsa o ihtiyacı en azından da karşılayabildiğiniz imkanlar ölçüsünde karşılamanız en doğru şey. Komşulukta bunu işaret ediyor. Süleyman Bey, biz yayın öncesi de sizle konuştuğumuzda sizin benim diğer yayınlarda birçoğunda olduğu gibi sıfırdan başlama gibi bir hikayeniz yok. Şanslı doğanlardansınız biraz. Varlıklı bir aileden geliyorsunuz şimdi. Peki bu varlıklı, köyün en varlıklı ailelerinden birisi İstanbul'a neden geliyor ve İstanbul'da ne gibi zorluklarla karşılaştınız? Şimdi köylerde varlıklı deyince varlığı şöyle değerlendiriliyordu. Bizim o dönemimizde eğer köyde bilirsiniz köylünün neyi olur? İşte koyunu, keçisi, ineği, tavuğu olur. İşte tarlasını eker, biçer, o kışlık yiyeceğini orada temin eder ve geçimini böyle devam eder gider. Eğer köyde bir komşunun işte 10 tane ineği varsa, 20 tane keçisi varsa işte bu onun üzerinde bir şey varsa ona zengin aile diyorlardı. Evet. Eğer kişinin koyunu yoksa, tavuğu yoksa bunu da fakir aile deniyorlardı. Bir de arazisinin, ekip içecek arazinin fazla olması nedeniyle ona zengin deniyordu. Biz de o köyümüzde zengin ailelerden birisi kendimizi kabul ediyorduk. Çünkü biraz arazimiz vardı, tarlalarımız biraz daha fazla. Ekip içeceğimiz, bağımız, bahçemiz biraz daha fazla. İşte biraz daha fazla inek, keçi, koyun olduğu için zengin dönüyordu. Zenginlik böyle değerlendiriliyordu o zaman. Biz İstanbul'a geldiğimiz zaman... Neden geldiniz İstanbul'a? Unutmadığım, yine oradaki bir anımı anlatayım. Lütfen. Köyde zengin ailesinin durumu iyi olanlar zızlavet ayakkabı giyerlerdi. O da parlak, zızlavet deyince bir kara lastik diye bir lastik ayakkabı. O lastik ayakkabı biraz daha kalın fakat bakıldığı zaman fazla böyle süs olmayan ama çok dayanıklı olan taşta, kayada, nerede yürüseydi pek fazla uzun ömürlü. Zızlavet ayakkabı da içinde astarı olan, üstü parlak olan da zızlavet. O ondan biraz daha pahalı. O da lastik ama. O da lastik yani. Ama ikisi de lastik netice itibariyle. Biz bu zızlavet ayakkabı çok güzel olduğunu bildiğimiz işte kabul ettiğimiz şeyle İstanbul'a geldiğimizde cızlavet ayakkabı en iyi yani. Onu da geldik. Geldik baktık yani burada kösel ayakkabı var. Ama bunun ötesinde veya kazamıza yatılı okuduğumuzdan dolayı ben Süleyman Demirel'i de burada eski cumhurbaşkanlarımız başbakanlık yapmış ve onun döneminde bildiğim kadarıyla bölge okulları yapıldı. Yani toplama okulları yapıldı. Mesela bir kazanın işte 65-70 köyü varsa büyük nüfusu olan köylere okul yapıldı. Olmayanlar da Bülent Ecevit de buna dahil. Ve bu köylere okul yapılmadı ama toplama okulu yapıldı. Nedir o? Temel eğitim yatılı bölge okulu oldu. Biz de o okullardan okuma imkanını elde ettik. Ve o zaman okulumuzda yatılı okurken 3 kap yemek yemeyi biz oradan öğrendik. İşte kösel ayakkabı giymeyi oradan öğrendik. Kravat takmayı oradan öğrendik. Dolayısıyla hatta bu da yetersiz. Bunun yanı sıra bir de işte ayda bir 15 günde 15 tatil dönemi işte döneminde bize 20'şer lira da 10'ar lira da para verilirdi. Yatılı okulda. Bunu da gidin harcayın. Yani
harcamayı da öğrenin, işte parayı kullanmayı da öğrenin. Çünkü köydeki bir kişinin parayla bir işi olmadığı için, işte marketi yok, şu yok, bu yok, bir yıl hiç elini paraya vurmadığında yaşamını sürdürebiliyor. Dolayısıyla bize orada o parayı da, harcamayı da öğrettiler. O nedenle çok şey borçluyuz. Evet. Ben yıllar sonra yine kazamıza gittik ve kendi okuduğum okulumuzu ziyaret ettik. Baktık ki işte anılarımızı gördük. Çünkü orada şöyle bir şey daha vardı. Mesela eğitim çok önemli. Eğitim gerçekten geçen iki gün önce Allah rahmet eylesin bizim dönemimizde okul müdürümüzdü Necmi Akyol. Kendisine burada rahmet diliyorum. Necmi Akyol bize çok şeyler öğretti. Gerçek bir eğitimciydi gerçekten. Disiplinli, bir o kadar da kuralcı, bir o kadar da eğitime önem veren insan. Mesela örnek, bir tane örnek vereyim. Tabii bunu biz o zamanlar anlayamıyorduk, o zamanlar bilmiyorduk ama daha sonra onun bu şekliyle davranışlarını hatırlayınca diyorsunuz ki evet, gerçekten de bu o gün bunu yapması gerekiyormuş ve yapmış. Size örnek vereyim. Doğuda bazen kar çok fazla yağar. -20 derecelere, 30 derecelere. Şimdi düşmüyor ama o zamanlar düşüyordu. Kar yağdığı zaman bizim okul müdürümüz yatakhanemizde böyle ayakkabılarıyla işte koridorda yürünce biraz da sesleri gelir. Tık 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 diye bir ses. Bakarız sınıfa, şey, yatakhaneye giriyor, geziyor. Biz diyoruz ki ya bu gece bile yatmıyor, bizi kontrol ediyor. Bu okul müdürü hiç bizim yakamızı bırakmıyor. İşte gelmesi de rahat etsek filan. Ama o bırakmıyor hakikaten. Gece geziyor, yatakhaneye giriyor. Bakıyorsun bazen hani niye yatmıyorsun diye de sorardı ayık gördüğü zaman. Hemen elini böyle alnınıza koyar, ateşi mi var, neyi var filan diye kontrol ederdi. Bir gün giriyor, işte koğuşu geziyor. Ben uyumuyorum ama onu da böyle yatağın altında, yorganın altında izliyorum. Baktım üzerini açan öğrenciler, çünkü orada anne baba olmadığı için öğrenci yatıyor. Üzerini açan öğrenciler, işte üstünü açmış olan yattığı zaman öğrenciler varsa hepsini tek tek üzerini örterek, işte altta üstte böyle düşün, o kadar 750 öğrenci veya 1000'e yakın öğrenci vardı. Tek tek bunları gezerek üzerlerini örten bir eğitim müdürümüz vardı gerçekten. Hı hı. Kendisine şimdiden tekrar Allah'ta rahmet diliyorum. Kendisine abi, iyi ki varmış diyorum. Bizlere çok şeyler öğretti. Yani insan olmayı öğretti. Yatılı okul çok şeyler katıyor galiba. Yatılı okul iş hayatında da, normal hayatı öğrenmede de çok faydası oluyor sanıyorum. Tabii, çünkü neden? Kendi başınıza giymeyi öğreniyorsunuz. Kendi başınıza yıkanmayı öğreniyorsunuz. Kendi başınıza okumayı öğreniyorsunuz. O zamanlarda hem şey vardı, sabah okula git, şey, sınıfa başlamadan önce bir etüt dersiniz vardı. Hı hı. İşte okul bittikten sonra bir saatte mütalaa dersi vardı. Yani mesela örnek, kalktığınız zaman kendi yatağınızı kendiniz düzeltiyorsunuz. İşte evet, ondan sonra dişinizi fırçalıyorsunuz. Bu sırayla disiplin kesinlikle, evet, disiplinli. Uymadığınız zaman yanınızdaki arkadaşınız size uyarıyor. Senin yatağın tam düzgün olmamış diyor. Doğru. Dönüyorsunuz, tekrar düzeltiyorsunuz filan. Banyo yaptığınız zaman işte şeyde arkadaşınız sizi, ne bileyim, beraber banyo yapıyorsunuz. Ona yardımcı, o size yardımcı, evet, oluyor. Ve dolayısıyla yemekhanede aynısınız. Bir ailede kardeşler nasıl yaşıyor? Aynı yerde yatıyorlar, aynı yerde yiyorlar, aynı yerde içiyorlar, aynı yerde gülüyorlar, aynı yerde seviniyorlar. Yatılı da aynı böyle olduğu için insan yatılı okudu, arkadaşlarını gerçekten unutamıyor. Evet. Onların apayrı bir yerleri oluyor. Hem öğretmenleri hem de arkadaşları. Öğretmenler de zaten anne baba gibi oluyor. Doğru, yani anne baba şefkatini gösteriyor orada. Dolayısıyla başarılı olması için elinde ne geliyorsa yapıyorlar. Bizim tüm arkadaşlarımız da başarılıydı öğretmenlerimizin sayesinde. Peki aile olarak İstanbul'a geldiniz. Bir göç bu sanıyorum, değil mi? Erzincan'dan aile olarak böyle bir karar aldınız ve İstanbul'a geldiniz. Ticaret hayatı nasıl başladı? Babanız, annenizle birlikte geldiniz, kardeşlerinizle. Burada neler yaptınız? İlk adım bu güzel grup olana kadar neler yaşadınız İstanbul'da? Onları dinlemek istiyoruz sizden. Şimdi bu büyük şehirlere göç etme sırf bizim kararımız değil. Yani göç etme, oradaki ekonomi imkanlar daralınca, yatırımlar daha az olunca,
İnsanlar ne yaptılar? Bir sefer büyük şehirlere göç etmeye başladılar. Büyük şehirlere göç etmeye başlayınca orada bir şeyler yapmaya çalıştılar. Benim de sağ olsun abilerim, babam o zaman rahmetliydi. Öyle diğer mi? Kardeşlerim, abim, yani bir abim de rahmetli oldu. Onu da rahmet diliyorum. Onların ve Aslan güzel abim işte. Onlarla birlikte onlar İstanbul'a gelip ön ayak oldular. Onlar bu işin başlangıcını yaptılar. Biz de aile olarak bu işe devam ettik. Çalıştık. Çünkü bir şeyi iş yaparken bir şeyin en güzelini yapmanız lazım. Ben onu öğrendim. Bir şeyi severek yapmanız lazım. İsteyerek yapmanız lazım. Bu sizin içinizden gelmesi lazım. Eğer bir kişi bir istediği bir şeyi, sevdiği bir şeyi isteyerek yapıyorsa başarmayacağı şey yoktur. Yeter ki istesin, yeter ki severek yapsın. Evet. Peki Güzel Grup şu anda İstanbul'un hemen hemen en lüks yerlerinde inşaatlar yapıyorsunuz Süleyman Bey. Siz mütevazısınız ama başka neler yapar Güzel Grup ve aile şirketi olarak mı devam ediyorsunuz şu anda? Biz 1986 yılında şirkette ayrıldık. Kardeşler ayrıldık. İşte herkes ayrı bir işini kurdu. Biz de ayrı devam ettik. Yine inşaat Güzel Grup olarak devam ettik ama tabii sizin şirketiniz Güzel Grup değil mi? Aile şirketi değil, değil şu anda. Evet, o kendi ayrıldıktan sonra kurduğumuz bir şirket. Şimdi onunla devam ediyoruz. Ama tabii her şey ekonomiyle bağlantılı şey. Şu anda ülkemizde inşaat sektörü en fazla etkilenen, ekonomi darlığında en fazla etkilenen sektörlerden birisi. Biz 2 yıl öncesinde bu işte darbe, hikayesi, FETÖ kalkışmasından sonra ekonominin çarkalanması nedeniyle çok gerçekten büyük sıkıntılar atlattık. Büyük sıkıntılar yaşadık. Bu biz biraz daha, çünkü bizim deneyimimiz vardı. Mesela birkaç kez bu krizi biz yakalandık ama hep atlattık. Daha sonra bundan haberdar olduğumuz için biraz daha temkinli davrandık biz. Ama temkinli davranmayan büyük şirket sahipleri, çok iş sahipleri gerçekten çok zor durumda kaldılar. Çünkü örneğin işte 500 bin lira değerinde olan bir gayrimenkulünüz bir anda 750'ye düştü. 500 bin lirayı alan kimse olmadı. Kişi de bunu çevirmesi lazım. Çeviremedi. Bankada kredi aldı filan. Sıkıntılar bayağı ama şimdi son zannediyorum işte bir yıldır biraz yukarıya doğru devam ediyoruz. İşte faizlerin bir anda çok yükselmesi gerçekten sıkıntı olmuştu. Şimdi faizler biraz aşağı doğru indi. Çünkü faiz olunca insanlar yatırım yapmıyorlar. Doğru. Ve dolayısıyla hazıra alışıyorlar. Bu hazır olunca da üretim olmuyor. Bizim ülkemizde bakın insan kalkınabilmemiz için üretim yapmamız lazım. Üretim, üretim, üretim. Üretim olmadan kalkınmanın olması söz konusu değil. Üretime dayalı ekonomi yapmamız lazım. Temkinli davranmamız lazım. Gerçekten ülkemizde ekonomiyle ilgili büyük sıkıntılar çevremizde görüyoruz. Allah onlara da kolaylık versin diyorum. İnşallah düzelir. Ekonomide rahat bir yol almış oluruz. Kaç adet konut yaptınız şimdiye kadar hatırlıyor musunuz Süleyman Bey? Vallahi lüks projeler yapıyorsunuz çünkü. Bulunduğumuz yer onu gerektiriyor. Evet. Evet, Bağdat Caddesi, Kadıköy. Kadıköy bölgesinde. İzmir'de yaptık. Diğer yerlerde yaptık ama ağırlıklı olarak İstanbul'da yaptık. Dışarıda da yaptık ama o ağırlıklı değil, fazla olmamakla birlikte. Yurt dışında da projeleri. Kafkas Anadolu Anonim şirketini kurduk. Onunla ilgili bir çalışmamız oldu. Daha sonra Kanada'da bir şirketimiz, Güzel Kanada İnç şirketi kurduk onunla da. Ama bizim ülkemiz kadar güzel bir ülke yok. Ülkemizin güzelliğini hep birlikte bilmemiz lazım. Gerçekten dört mevsimi bir arada yaşayan, tüm yiyecekleriyle, gıdasıyla, insanlarıyla muazzam bir şey. Biz bir turizm şirketi uluslararası astım hastanesi yapmak için turizm anonim şirketi kurduk. İşini yaptık. Hastaneyi bitirme safhasına gelince biz birkaç ülkeye ben gittim, bir araştırma yaptım. Kaz Dağları'nın eteğini, uluslararası astım hastanesi ismi de. Evet. Bununla ilgili birkaç ülkeye gittiğimiz zaman
hastane sahiplerine görüşmeye gittim. Bir hastaneye gittik. İşte önünde 3-4 tane kişi var kuyrukta. Elinde kitap okuyor. Kolunda işte pahalı saat, gayet düzgün. Belli yani çok hali vakti yerinde olan. Sordum. Dedim ki bu arkadaşların neyi var? Burası ne? Dediler ki bunlar da psikiyatriye geliyorlar. Derdini anlatıyorlar. Onunla konuşuyorlar. Ve kendileri rahatlıyor gidiyorlar. Dedim valla bizim ülkemizde böyle bir dal yok. Böyle bir şey de yok. Biz birimiz sinirlendiği zaman, bir derdimizi birisine anlatacak zaman arkadaşımızla biz bunu rahatlıkla paylaşabiliyoruz. Bizim burada böyle bir şey yok. Arkadaşını anlattığı zaman git derdini başkasına anlat. Ben onu dinlemek zorunda değilim. Psikiyatriye gidiyor, ona anlatıyor saat ücretiyle. O da ona iyi veya kötü, ne bileyim, iş yerimde diyor. İşte kimseyle paylaşamıyor ama evet, bizim ülkemizde öyle değil. Bir arkadaş bir arkadaşına, bir akraba bir diğer akrabasına rahatlıkla sorununu anlatabiliyor. O da ona mantıklı veyahut da kafasına uyan, onun o gün duruma göre bunu değerlendiriyor. Bizim ülkemizde hem insani olarak hem mevsim olarak her konuda ülkemiz gerçekten bulunmaz bir yer. Onun için kıymetini iyi bilmemiz evet, lazım. Bir tek konut değil sanıyorum, değil mi? Ticari projeleriniz de oldu inşaat ağırlıklı sektöründe. Ağırlıklı olarak konut, evet. Ağırlıklı olarak konut. Peki şu anda inşaat sektörünün içinde bulunduğu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu anda hesap şeyler ekonomiyle ilgili genelde bu bağlantılı olduğu için. Çünkü ekonomi gerçekten şu an faizlerin biraz aşağı inmesi nedeniyle biraz düzelmiş gibi gözüküyor ama sıkıntı var. Çünkü maliyetleri fazla hesaplayamıyoruz. Çünkü mesela örneğin ben yurt dışında iş yaptığımız zaman yaptığımız bir hesabın geçerliliği bir yıl için sabit, hiç değişmiyor. Örneğin maliyetini, inşaat maliyetinizin işte 20 lira ise bu yıl sonuna kadar da 20 lira oluyor. Ama ülkemizde maliyeti hesapladığınız zaman 2 ayda bir maliyet değişiyor. Onun için şu anda bana deseniz ki inşaatın maliyeti ne kadar, bir metrekare maliyeti sınıflarına göre, birinci sınıf maliyeti, ikinci, üçüncü sınıf maliyeti, ben size şöyle diyeceğim. Bir aylık maliyet bu, bir aylık ikinci sınıfın maliyeti bu, üçüncü sınıfın maliyeti bu. 2 ay sonra ne olur onu ben de bilmiyorum. Çünkü bu faizlerin yüksek olması, ekonominin dar olması, bir bakıyorsunuz her an her şeye zam gelebiliyor. Doğru söylüyorsun. Peki Süleyman Bey, ticaret hayatınız iyi gidiyorken bir de siyaset eklediniz yaşamınızda. Hep var mıydı aileden, yoksa siyasete girmeye nasıl karar verdiniz? CHP'den çünkü 2 dönem milletvekili adaylığınız var. Partinin içinde de aktif olarak dönem dönem yer alıyorsunuz. Siyasete neden girdiniz? Evet. Aslında siyasetle ticareti bir arada yapmamak lazım. Ya siyaset yapacaksınız ya ticaret yapacaksınız. Bizim de evet siyasete ticarette olmasını istediğiniz bazı şeyler olmuyor. Hı hı. Yapmak istediğiniz şeyleri neyle yapabilirsiniz? Siyasetle yapabilirsiniz. O nedenle öyle bir denememiz oldu. Milletvekili aday olduk. Bunun detaylarını ben dinleyeceğim. Ben de onu daha önce şöyle söylemiştim, ön seçim olur ise aday olacağız. Yani tabanda örgütün seçtiği bir seçim olursa aday olacağız demiştik. Öyle bir seçim oldu, biz de evet, o zaman aday olduk. Bir ara verelim, aradan sonra detaylı dinleyelim. Efendim. Reklamlar evet, ardından birlikteyiz. Başarı hikayeleri Güzel Grup Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güzel ile devam ediyor sevgili izleyicilerimiz. Süleyman Bey, 2 dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili adaylığınız var dediniz. Olmadı ama. Sizce neden olmadı? Şimdi ben daha evvel sivil toplum örgütlerinde görev yaptım. Birçok sivil toplum örgütlerinde. Çünkü sivil toplum örgütleri bir ülkede devletin yükünü sırtında alan, devlete yardım olan kuruluşlardır. Dolayısıyla zaten siyaset orada istediğinizi yapıyorsunuz. İşte oradaki arkadaşların önerileri, oradaki arkadaşların, çalışma arkadaşlarımızın bize siyasete milletvekili evet, aday olmaları için böyle bir talepler olmuştu. Bu istekte bizim de zaten böyle de bir niyetimiz vardı. Abiniz bu nedenle siyaseti olduk. Abim zaten uzun bir süre Cumhuriyet Halk Partisi il yöneticiliği yaptı. İşte
partinin tüm kademelerinde görev aldı. Biz de aynı görev aldık. İlçe yönetiminde, mahalle temsilciliğinden, işte kurultay delegesi, tüm kadroların belediye meclis üyesi 1990 ve 94 yıllarında belediye meclisliği yaptık. Daha sonra bir adaylığımız söz konusu oldu. Kısmet diyelim, her şeyin ayrısı. Peki siyasi kimliğinizin iş hayatınızda avantajları ya da dezavantajları oldu mu? Muhakkak ki oluyor. Yani şimdi hani derler ya, her koyun kendi bacağından asılır, evet, diye. Bu tam yerine oturuyor mu bilmiyorum. Doğru. İnsanlar tabii siyaset ve ticareti ayırmak lazım. Doğru. Eğer bir kişi ticaret yapıyorsa gerçekten ticaretini yapması lazım. Hı hı. Ama hem siyaset hem ticaret bu... Bir de iktidarda olmayan bir partiden adaylık olunca dezavantajları oluyordur. Kesinlikle doğrudur diye düşünüyorum. Peki Erzincanlılar, ben daha önce de Erzincanlı konuklarım oldu, memleketlerine her ilde olduğu gibi biraz daha düşkünler. Siz de bu gruba giren bir iş adamısınız. Kitap yazdınız, bir sürü dernek başkanısınız, federasyon başkanlıklarınız var. Bunlardan biraz bahsedelim. Bir de memleketinize yatırım yaptınız mı Erzincan'a? Onları da dinlemek istiyoruz sizden. Şöyle derler, tüm Erzincanlılar bunu söyler, der ki etrafı dağlık, ortası bağlık, yiğit met, rüzgarı sert olan yerden işte Erzincanlı diye böyle bir işte söylenir. Erzincanlılar aslında cana yakındırlar. Nedenleri de şu, duygusallardır. Nedeni de yine şu, biliyorsunuz Erzincan çok büyük depremler yaşadı. Evet. Çok büyük acılar yaşadı. Dolayısıyla Erzincanlıların böyle işte birisinin ekonomi durumu bozuksa, diğerinin durumu iyiyse o ona büyük ölçüde ona destek olur. Çok daha duygusal insanlardır. Sebebini de ben çok fazla depremler yaşamış. Deprem gerçekten... acı bir olay. Şimdi binalarımız sağlam yapılıyor. Dolayısıyla ama o zamanki imkanlar, o günkü teknoloji binalarımızı biraz daha elverişsiz yapılıyordu. Ama şimdi teknoloji gelişti. İşte C35, C40, C60 betonlar üretiliyor. O zaman öyle bir hazır betonumuz yoktu. Depremlerden dolayı insanlar çok can ve mal kaybı oluyordu. İnsanlar yetim kalıyordu. Düşününüz, bir ailede 10 kişilik bir ailede tek kişi kalmış, kendisi 7-8 yaşında, hiç kimsesi yok. Buna komşuları, kendileri bakacak, nasıl bakacaklar? İşte buna da sivil toplum örgütleri, işte Kızılay gibi, diğer sivil toplum örgütleri gibi, hı hı, bir araya gelirsek birilerine faydalı olabiliyoruz. Evet. Bu nedenle sivil toplum örgütlerinin önemini önemsediğinden dolayı ben Erzincan Tercan Dernekler Federasyonu'nu kurduk. Kurucu başkanısınız. İşte bir vakıfta yine kurucu olduk. Yine derneklerde kurucu olduk. Bunun önemine inandığım için topluma, insanlarımıza faydalı olacağı düşüncesiyle sivil toplum örgütlerine önem verdik. Sivil toplum örgütleri aslında bir nevi de gelecek nesillere kültürümüzü aktaran en güzel unsurlardır. Bunlardan mesela örneğin örfümüzü, adetimizi, geleneğimizi, göreneğimizi, kültürümüzü biz nereden, nasıl bir toparlayabiliyoruz, aktarabiliyoruz? İşte o dernekte yaşayan hemşeri derneklerin bir araya gelmesi, işte Trabzon Derneği ise Trabzon yöresindeki kendi örfünü, adetini orada yaşıyor. Erzincanlı ise Erzincanlı, Ardahanlı ise Ardahanlı gelenek, göreneğin kültürünü bir araya gelerek yaşıyor. Demek ki bizim derneklerimiz aslında gelecek kuşaklara, gelecek nesillere kültürümüzü aktaran en güzel unsurlardır. Bir de bir araya geldiği zaman birisinin bir yardıma ihtiyacı varsa ekonomik olarak, işte, hı hı, sağlık olarak, bunlar bir araya gelerek bir kişi oluşturuyorlar. Ne oluyor da buna yardımcı oluyor? İşte devletin de yapması gerekeni sivil toplum örgütleri de yapmış oluyor bir yerde. O nedenle önemli bence sivil çok toplum önemli örgütleri. Memlekete gidip geliyor musunuz? Evet, memleketimizi çok seviyoruz. Memleketimize gidip geliyoruz. Aslında Erzincan'a gittiğimiz zaman seviniyorum ben. Erzincan'da işte bu tarafa dönünce üzülüyoruz çünkü sevdiğimiz yerden ayrılıyoruz. Doğasıyla, insanlarıyla, bir de babamızın orada işte 10 yaşın 12 yaşına kadar orada kalmamız nedeniyle orada şu anki komşularımızla olsun, diğer hemşehrilerimiz olsun
çok daha cana yakın. Hı-hı. Gittiklerinde özlemle gidiyoruz. Evet. Özlemle dönüyoruz. O nedenle ben memleketime her yıl muhakkak gidiyorum. Evet. Süleyman Bey, iş hayatınızın yanında birçok kulübede üyesiniz, sosyal derneklere. Bunlardan birkaçı büyük kulüp, Lions ve vakıf üyesisiniz birçok yerde. İnşaatçılar Derneği, İTOT, ESİT. Bunlara nasıl vakit ayırıyorsunuz peki? Hepsine vakit ayırabiliyor musunuz? Bunlar üyesiyiz yani. Evet, yönetiminde görev aldığımız derneklerimiz var. Hı hı. Ama yönetimde olmadığımız, üyesi olduğumuz şeyleri sadece ayda bir toplantılarına gidiyoruz. İnsan istediği zaman her şeye evet. vakit ayırabiliyor, zaman ayırabiliyor. Yeter ki siz isteyin. Bir de kitaplarınız var Süleyman Bey. Bunları izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Bunu ilk kitabınız. Yaşadıkça Öğreniyorum Süleyman Güzel. Şöyle kameraya doğru tutayım. Bir diğeri ikinci kitabınız Güzelin Yolu diye evet, iki tane evet. kitabınız var. Biraz da bunlardan bahsedelim. Neden kitap yazmaya karar verdiniz? Ve bu kitaplarda neler anlatılıyor? Şimdi bu Yaşadıkça Öğreniyorum kitabını milletvekiline aday olduğum zaman bunu o zaman yazmıştım. Evet. Çünkü milletvekilleri adaylık döneminde broşürlerini yapıyorlar ve o broşürler bir süre sonra, bir zaman sonra o seçim bittiği zaman o broşürlerin zamanı ve günü de bitiyor. Dolayısıyla biz bu kitapla hem milletvekili kampanyamızda bunu kullandık hem de bunu kullandığımız zaman burada daha çok bu kitabı yazdığımızda amacımız burada birisi okur da etkilenir. Birisi okur da buradaki yaşananları öğrenir ve bir aile diğer bir öğrenciye burs verir. İşte bir ay öğrenciye katkı sunar düşüncesiyle hem kampanyamızda kullandık hem de ve bu öğrencilere burs verilir diye versinler diye okusunlar, görsünler, yaşasınlar diye versinler. Bu kitabı yaptıktan sonra inanır mısınız? Kişi bundan çok olumlu cevaplar aldı. Mesela kişi diyor ki ben kitabınızı okudum. Burada çok etkilendim. Gerçekten de bu yaşanılmış bir olay burada okuduğum zaman bana etkisi çok fazla. Ben bundan sonra bir öğrenciye kendim burs vereceğim. İşte iki öğrenciye burs vereceğim. İşte şurada öğrenciye veriyorum, vermeye devam ediyorum. İyi ki bu kitabınız elimize geçti. İyi ki bu kitabınızı okuduk. İyi ki ben bir öğrenciye burs verdim. İşte mezun oldu, ikinci yeniden başladım, ona veriyorum. O nedenle birbirimize katkı sunarız diye, o nedenle de mutluyum evet. yani bu kitabı yaptığım zaman. Bir diğer kitabınız Güzelin Yolu. Evet. Burada neler anlattınız? Güzelin Yolu, insanlar demin babamın hikayesini anlatınca evet. hani insanları karşınıza değil yanınıza almanız lazım. Güzelliklere yani bir şeye güzel bakarsanız onu güzel görürsünüz. Hı hı. Her şey çok güzel olacak. Evet. Güzeller bakınca güzel oluyor. Ekrem İmamoğlu her şey çok güzel olacak dedi. Yani bu daha önce yazılmış bir şey. Güzel her şeye güzel yaklaşmak lazım. Yani güzelin yolu. Genelde güzel yol çizerseniz, pozitif bakarsanız, pozitif yaklaşırsanız güzellikleri yakalamak mümkün. Yani bir olaya üzüntülü bir şekilde yaklaşırsanız işte onu artıran onu şey yapamıyorsunuz ama üzüntülü olan bir şeye biraz daha güzel, biraz daha pozitif bakarsanız ne yapmış oluyorsunuz? O ortamı daha güzel bir tarafa getirmiş oluyorsunuz. İnsanların daha mutlu, daha birbirine sevecen, daha birbirine saygılı, daha büyüklerin de küçüklerine sevgiyle yaklaşmasını anlattığım evet. becerdiğim kadarıyla anlattım. Aile olmanın öneminden de bahsetmişsiniz. Kendi ailenizden örnekler vererek. Peki ailenize vakit ayırabildiniz mi? Bu kadar yoğun bir tempo içerisinde. Evet valla ailemizle birlikteyiz. Öyle bir sıkıntımız olmadı. Ailemiz çünkü bu çalıştığım kurumlar ve yerler genelde evimize yakın yerler. Çok fazla trafiğe takılmadan sorunu yaşamadan evet. vaktimiz. Siz aile şirketinde ticaret yaptınız. Peki çocuklarınız devam ettiriyor mu sizin işlerinizi? Evet şimdi benim evet iki Allah herkese bağışlasın. İki oğlum var. Birisi şu an işte okudu. İnşaat üzerine master'ını yaptı. Diğeri de küçük kardeşi de o da mimar. Aynı şirkette birlikte çalışıyoruz. Daha çok şu anda onlar biraz daha sorumluluk almış durumdalar.
Şu anda onlarla devam ediyoruz. Ne güzel, onlar da sizin işinize devam ettiriyorlar. Peki Süleyman Bey, bu hikayeniz boyunca sıkıldığınız, motivasyonunuzu kaybettiğiniz dönemlerde neler yaptınız? Evet. Bakın Nihan Hanım, insanlar doğar, büyür, yaşamını sürdürürler ve en sonunda da noktayı koyarlar. Evet. İşte önemli olan insanların doğduğunda işte eğitimine kadar anne baba bunu eğitiyor. Çok önemli bir faktör, çok önemli bir olay bu eğitim süreci. İşte doğma ile o büyüme arasında anne babanın çocuğuna vereceği eğitim, çocuğuna vereceği o güzellikler, ona sevecen davranması, onun hayatta sürekli başarılı olması, o çok önemli. Daha sonra büyürler, işte bu yaşamını sürdürürler. Ama işte bu doğmayla büyüme arasında insanlar birçok zorluklarla karşılaşırlar. Önemli olan o zorluklara yılmadan, usanmadan göğüs gerebilmek, onlara pozitif bir şekilde bakabilmek. Bunu yaptığınız zaman yaptığınız bir şeyi de seviyorsanız yapın, sevmiyorsanız yapmayın. Sevdiğiniz bir şeyi yapıyorsanız mutlu oluyorsunuz zaten. Sevmiyorsanız, sizi mutsuz ediyorsa mutsuz olmanıza gerek yok. Mutlu olacağınız şeyi yapmanız lazım. Demek ki birçok şeylere hiç yılmadan, usanmadan göğüs gerip çaba sarf etmeniz lazım. Çalışmanız lazım. Çalışmada zaten hiçbir şey olmuyor. O nedenle çalışmak zorluklara da göğüs germek. Evet. Peki Süleyman Bey, bunu sormak biraz zor ama hani çevreniz sizi tanımlarken Süleyman Güzel'in olmazsa olmazları nelerdir? Ya da size hani Süleyman Bey şu olmadan çalışmaz ya da şunu yapmaz dedikleri bir takım şeyler var mı? Aslında Süleyman'a işkolik diyorlar. Yani öyle daha mi? Çok işkolik, işi birinci planda gelir diyorlar. Hı hı. Öyle tarifler öyle. İşi birinci planda. Hı hı. İşkolik de derler. Yani evet. İşkolik misiniz peki sizce? Yok, değilim aslında ama işimi birinci planda. İşim olduğu zaman en fazla işimle ilgileniyorum. Peki. İzleyicilerimize vermek istediğiniz bir mesaj var mı Süleyman Bey? Evet. Ben 2020 yılının tüm ülkemize güzellikler getirmesini, mutluluk getirmesini, sağlık getirmesini, insanların barış ve huzur içerisinde yaşamalarını diliyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Sizlere de başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de bu dileklere katılıyoruz. Süleyman Bey, kırmadınız, geldiniz. Teşekkür ediyoruz tekrar size. Ben teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Sağ olun efendim. Teşekkürler. Bugün Güzel Grup Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güzel konuğumuzdu. Haftaya yeni bir başarı hikayesinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.